Selamlar. Bugün bir ustamız çok güzel bir şekilde mekatronik tamiri yaptı. Onu izleyip ben de arada katkılar sağlayacağım. Başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomla tekrar sizlerle beraberim. Şu anki aracımız Skoda Octavia 2016 model. 1.6 dizel 7 ileri DSG. Aracımız 83 bin kilometrede. Şimdi bu araçla ilgili güçlendirilmiş basınç tüpü uygulaması yapacağız. Yalnız bu aracın sadece basınç tüpünü değiştirmekle kalmayacağız. Komple mekatronik sistemi ile alakalı detaylı temizliği, şanzıman yağı yenilemesi, mekatronik içerisindeki filtre ve o-ringlerin de değişimini gerçekleştireceğiz. Ve beraberinde mekatroniği söktüğümüz zaman şurada şanzımanın içerisinde bulunan vites dişli çatalları üzerindeki vites okuyucu sensörlerinin algılamasını sağlayan, yani vitesin hangi pozisyonda olduğunu algılayan şurada görmüş olduğunuz mıknatıslar var. Bu mıknatıslar zaman içerisinde şanzıman içerisinde bulunan dişlilerin çapaklarını biriktiriyor ve mekatronik kart üzerindeki okuyucuların bilgi almasını engelliyor. Size şu şekilde göstereceğim çapakları. Elimde mıknatıs. Bakın, buradaki çapakların oranı çok önemli. Şu an bu sıfıra yakın bir şey. Çok önemsiz bir şey. Yani buraya çok büyük bir çapak dolsa da sizin sürücünüzü sıkıntıya sokmaz. Bu mıknatısların bir özelliği de bu yağın içindeki yoğunluğu azaltmak. Çapakları yağdan alıp burada yağ havaya fırladığı zaman bu mıknatısa geldiği noktada yağın içindeki partikülleri, demir tozlarını bu mıknatıs topluyor. Bu sefer yağ temiz hale geliyor. Yağ çalışmaya devam ediyor. Yani bu yağı döktüğümüzde aşağıdan tertemiz bir yağ çıkar. Hiç yoğun koyu çıkmaz. Çünkü çapaklar yağın içinde olsa koyu çıkacak. Ama çapakları mıknatıslar, böyle 5-6 tane mıknatıs var. Bunlar tuttuğu için bu yağ temiz çıkıyor. Zannediyorsun ki ya bozuk değil bu yağ. Tam tersine en çok bozulan yağ bu yağ yani. Kapkara oluyor. Bir yağın bozulduğunu kokusundan çok net anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de köpürmesinden anlarsınız. Öyle bakmakla da anlaşılmaz. Yani kimi yağ vardır dizel yağı, motor yağı kara gözükür ki benzinli motor yağı kara gözükmez yani. Ama ikisi de aynı yağdır. Yani 5W30 kastrolü koyarsın biri bambaşka bir şey olur, biri bambaşka. İşte o kapkara olan yağın içindeki bileşimden kaynaklanır. İşte burada mıknatıslarımız tutuyor bunları. Ustamız da bunları anlatıyor. Burada parçacık olduğunu. Mıknatıs var arkadaşlar. Mıknatıs da olabildiğince şu şekilde temizleyeceğim. Aradaki farkı zaten göreceksiniz. Altındaki alfabetik numaralar bile ortaya çıkıyor. Tabii ki şu anda göstermek için Bu kadar, bu bu şekilde. kadar demir tozu arkadaşlar çok küçük bir şey. Aslında çok daha büyük demir tozu toplasa da bu çalışmasına devam edebilir. Oldu ki içinde bir bilye kırıldı. Onun tozları birikirse o aşırı bir şeydir. Bilye kırıldıktan sonra zaten anormallikler başlar. Bu bilye kırılma değil de şu dişlilerin birbirine sürtmesinden kaynaklanan küçük küçük tozların toplanmasıdır. Yani bu 100 bin, 200 bin kilometre toplansa yine bu çalışmasını sıkıntıya sokmayacaktır. Yani içinde bir parça kırılmadıkça, o parça kırılırsa, o parça bunların arasından geçerek dağılırsa, o tozları da toplar, o zaman artık sıkıntıdır. Lepürüm. Daha detaylı bir temizlik işlemi yapacağız. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Daha da iyi görünmesi için şöyle bezle de yüzeysel sileceğim. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde. Bu SN yazılarının altında mıknatıs var arkadaşlar. Vitesin hangi konumda olduğunu algılamasını sağlıyor. Şu bölgeyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Aşırı derecede kirlenmiş. Şanzıman içerisindeki yağın kirliliğini gösteriyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstereceğim. Şu anda Zaten yağ karardığı için bunun kirlenmesi doğal. Çünkü kapkara bir yağ çıkıyor içinde. sadece göz. Bakın İlerletme. şu bölgedeki pisliği görüyorsunuz. Ortadaki de merak eden arkadaşlar oluyor. Arıyor. Sistem temizliği nedir? Nasıl yapıyorsunuz şeklinde. Arkadaşlar siz Evet, temizlik çok önemli arkadaşlar. Arkadaşımız, ustamız çok iyi temizledi. Bunu görebildik yani videoda. sistem temizliği sırasında mekatroniği genel anlamda bu şekilde dağıtıyoruz. Selenoid valflerinden tutun, iç gövdesi, basınç tüpü, işte zaten bunu değiştireceğiz. Bu eski basınç tüpümüz. Bunu kenara koyalım. Şurada da eski filtremiz var. Bu filtre zaman içerisinde biriken kirlerden dolayı artık yağın akışkanlığını engellemeye başlıyor. Böylelikle valf grubunda çeşitli arızalar meydana geliyor. Evet, ne diyor arkadaşlar? Bakın bu yağdan yağ buradan süzülmesi gerekiyor ama bir noktada o yağ yoğunlaştığı için buradan süzülmesi azalıyor. Bu yoğun bir filtre. Öyle hemen içinden yağın geçebileceği şekilde dizayn edilmemiş. Zamanla yağ kirleniyor, yoğunlaşıyor. Sonra bu yağ yoğunlaşınca buraya geçemiyor arkadaşlar. Yani geçmekte zorlanıyor.
Zorlanınca vites geçişleri arasında yavaşlamalar oluyor. Yani 2'den 3'e, 3'ten 4'e böyle hızlıca geçmiyor. Hızlıca geçmeyince diyorsunuz ki araç hantal, araçtın mekatroninde sıkıntı olmaya başlıyor. Zaten bir noktada patlıyor yani. Hızlıca geçemezse, yani daha da azalırsa, daha da azalırsa ya da tıkanırsa, diyelim bir tanesi şu. İkinci vites diyelim. Buraya geçişi tıkandı. Şurada bir şey oldu. Buradan geçti de o pislik burada tıkadı. Burada çok küçük meme var. Orayı tıkadı. Bu sefer ikinci vitesi hiç açmıyor. Gaza basıyorsun, basıyorsun, basıyorsun. Bir noktada birden üçe geçiyor. Ya da dörde hiç atmıyor. Basıyorsun, basıyorsun gaza. Üçten beşe atıyor. Bu gibi durumlar olabiliyor. Memeler tıkanabiliyor. Bu Filipe'yi de 5 yaş ve üzeri araçlarda değişimini kesinlikle öneriyoruz. Yani sistem temizliğiyle beraber. Bunu da buraya koyalım. Ayrıca şurada şanzıman içerisindeki kavramanın hareket kabiliyetini sağlayan pistonların silindir yuvaları. Bunların tam şu uç kısmında şöyle görmüş olduğunuz ince o-ringler var. Bu o-ringler de zaman içerisinde sızdırmazlık özelliği. Arkadaşlar, bu o-ring zamanla, bakın şu plastik parçası zamanla sıcaktan dolayı yanıyor. 4-5 senelik araçta bunu elinize aldığınız zaman dağılır. İşte şu an dağılma noktasında, elinle asıldığın zaman dağılıyor sıcaktan nokta. Bu o-ringler de yanıyor, dağılıyor. 5-6 yıl sonra normal kullansanlar. İşte bu o-ring yandığı zaman, eridiği zaman, parçalandığı zaman buradan bir sıvı geçiyor. O sıvı da bu çatalların yanından aşağı akmaya başlıyor. Bunun içindeki hidrolik sıvısı buradan çıkmaya başlıyor. Bu o-ring özelliğini bozuyor. İşte 5 sene, 6 sene kullandıktan sonra eğer bir tamirat yapacaksanız bunları komple değişmeniz gerekiyor. Bakın buralarda o-ringler var, şuralarda küçük küçük o-ring var. Sonra buralarda keçeler var, plastikler var. Bunların hepsinin özelliği geçmiş oldu. Yani 7-8 sene aracı kullanıp da ben geliştirilmiş taktım, artık bir daha hiç bozulmaz demeyin. Tam tersine, tam bozulma noktasına gelmiştir. Belki bir 2-3 sene sonra yine bir yerden hata verecektir. Yani mutlaka bunlar değişmesi gerekiyor. Kaybettiğinden dolayı mekatronik yer Mesela şunu söyleyeyim. kaçırmaya başlıyor arkadaşlar. Bunların orientlerini de değiştiriyoruz. Beraberinde şu görmüş olduğunuz hidrolik kompa, elektrikli motor, beraberinde contalar, cıvatalar, şu görmüş olduğunuz mekatronik perde. Bunların hepsinin temizliği yapılacak. Bu ana gövdeyi de şu kısımda bulunan, yani ne kadar yağını boşaltsanız da mekatroniğin şu odacıklarda yağlar kalıyor. Yani şu vites çatallara hareket kabiliyetini sağlayan şu pistonların yağ odaları bunlar arkadaşlar. Bu odaların içerisindeki bütün yağları, yani sistem içerisinde bulunan bütün yağların temizliğini yapacağız. Sonrasında güçlendirilmiş basınç tüpü. Evet arkadaşlar. Mesela diyor ki benim vitesler hızlı atmıyor diyor. Adam şikayetçi. Neden hızlı atmıyor? Kardeşim, yağ yoğunlaştırmışsın. 5 senelik yağ. O yoğun yağ bu filtreden geçemiyor. Filtreden geçemeyince bunların içine girmesi gerekiyor. Bu da enjekte etmesi gerekiyor. O da vites çatalı hareket etmesi gerekiyor. Şu vites çatalı şu ileri gitmesi gerekiyor. O ileri gitmesi için buradan yağ geçecek. Buraya da elektrik gelecek. Şimdi yağ yoğun, bu filtreden geçemiyor. Şuralarda bir şu filtre var. Öyle ki tıkanmış. Buradan geçemiyor. Yani yavaş, çok yavaş geçiyor. Yani olması gereken onda birini geçiyor. Bu sefer oradan geçemeyince, buraya hızlı gelemeyince hızlı vites atmıyor. Araba hantallaşıyor. Zannediyorsun ki ya bu geliştirilmiş tüpü taktım, araba fişek oldu. Halbuki yağı değiştirince araba fişek oluyor. Çünkü geliştirilmiş tüpte de, bu tüpte de, şu tüpte de, geliştirilmiş tüpte de çalışma barajı 40 ile 60 arasında. Çalışma barış basıncını değiştirmedin ki. Yani arabanın kontağını açınca o sistem 40 ile 60 arasında çalışıyorsa uygun diyor. 40'ın altına düştüğü zaman zaten DSG hatası veriyor. Demek ki geliştirilmiş tüpte de hata vermediğine göre orada da 40 ile 60 arasında çalışıyor. Efendim, diyorlar ki bu tüpün basıncı düşük. Ya insanlar burada nasıl çalıştığını bilmiyor kardeşim. Bu tüpün basıncı düşük denildiği yer buradaki hava kısmı. Buradaki hava kısmı, çalışma şekli buradaki hava kısmı çalışmıyor. Bunun dışından gelen yağ buraya itekliyor, bu geri gidiyor. Bu burada kalan kısım, şurada kalan yağlı kısım çalışmayı sağlıyor. Yani o da 40 ile 60 bar arasında oluşuyorsa, yani bu geri gitti. Bu 40 ile 60 bar arasında burada bir hacim oluşuyorsa, o 40 ile 65'i sağladıktan sonra bu her zaman çalışır. Yani insanlar diyor ki bunun basıncı düştü, artık iflah olmaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Basıncı düşebilir. Diyelim burada şu an anlık olarak 30 bar var. Bunu aşağı indikçe 31, 32, 33, 60 diye gidiyor. Daha da indikçe 100'e kadar gider. İşte burada hava kaçtığı zaman bu 30 bardan 25'e düşüyor. Çok az bir miktar kaçıyor ya da 20'ye düşüyor.
Ha, bunu biz hesapladık matematiksel olarak. 5 barın altına düşerse burada, o zaman bu bozulmuş oluyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ama o da çok cüz'i bir şey. Yani her pistonda olmuyor. Yani bu her tüpte olmuyor. Bunun çok düşük bir bara gelirse, yani içindeki hava komple boşalırsa, o zaman çalışmaz. O zaman zaten DSG hata verir. DSG hata verdiği noktada bunu söküp yenisini takabilirsiniz. İlla ki geliştirilmişini takacağız diye bir şey yok. Bunun basıncının düşmesi bunun vites geçişlerini yavaşlatır mı? Yavaşlatmaz arkadaşlar. Bunun basıncı düşerse bu daha çok geriye gider. Yani şu diyelim basıncı varken şuraya kadar geliyordu bu piston. Ondan sonra buralara kadar gelir. Ama bir noktada çok düşerse artık o 40 ile 60 bar arasındaki şeyi sağlayamadığı noktada bunu değiştirmeniz gerekiyor. Onun da bir ömrü var, her şeyin ömrü gibi. Ama anlatıldığı gibi sürekli basıncı düşen bir şey değil. Belki 150 bin kilometrede kullanıyorsun. Bazısının düşüyor, bazısının düşmüyor yani. Onun da düşüyorsa da 25'ten 30'a ya da 10'dan 7'ye düşer ya da 15'se içindeki basınç 10'a düşer. Bunun gibi. Ama hani böyle çok düşerse o zaman bozuldu mu deriz, şey yaparız. Montajını yapacağız. Yeni mekatronik yağını koyacağız. Bu şekilde mekatronikle ilgili detaylı temizlik işlemini yapmış olacağız. Ayrıca size mekatroniğin içerisinden çıkan yağı göstermek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz yağ arkadaşlar, mekatroniğin kendi içerisinden çıkan yağ. Rengini az çok görüyorsunuz. Burada da yeni mekatronik yağımız var. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Arkadaşlar işte bunların yoğunluğu, ikisinin yoğunluğu arasındaki fark göstereceğim. Bakın Yağ göstermek istiyorum. Şu birazcık anda görmüş açın. olduğunuz yağ arkadaşlar. Bakın şu an bunun yoğunluğuyla onun yoğunluğu arasında çok az bir fark var. Bu yağ bozulmamış bir yağ arkadaşlar. Bu yağı daha kullanabilirsiniz. Zaten araç daha 70-80 binde ama değiştirirseniz birazcık daha iyileşir aracınız. Yani 60 binde bir değiştirirseniz bir de o filtreyi değiştirirseniz daha iyi olur. Yani buradaki yoğunlaşan yağ genelde filtrenin üzerinde toplanıyor. Yani filtrenin dışına bir katman oluşturuyor. O geçişi engelliyor. Sıkıntı burada başlıyor. Hani burada tam bir bozulmuş yağ yok. Daha kötüleri var bu yağın arkadaşlar. Onun bilgisi sizde olsun. Ama bu yağı değiştirirseniz aracınız yenilenir. Yani nasıl sizin kan dolaşımı içinizde daha hızlı dolaşıyorsa daha hızlı iş yapar. Hücrelere daha iyi iş gider. Yani mesela yaşlandıkta insanlar kan dolaşımı azalır. Bu azalınca hareketler de azalır. Niye? İşte bunun aynı mantık. Yani yaşlı insanın kan dolaşımı azalıyorsa hareketleri de azalıyor. İşte buradaki DSG yağın hidrolik yağı bu arada bu. Hidrolik yağ yoğunlaşıyorsa bir de filtreden geçemiyor bu işte. Bu filtreden geçemediği için yani geçiyor ama artık eskideki 10'da 10'da 2 10'da 3 geçiyor artık. 10'da 10'u geçemiyor o sürede. O sürede geçmesi lazım. Yani geçebilir ama o sürede geçmesi lazım. Çünkü bu DSG çok hızlı hareket eden bir şey. 2, 3, 4 diye hemen hızlı hızlı vitezleri atıyor. İşte bunu yapabilmesi için çok hızlı geçmesi lazım. Bir noktada geçmiyor. Mekatroniğin kendi içerisinden çıkan yağ. Rengini az çok görüyorsunuz. Burada da yeni mekatronik yağımız var. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Yeni mekatronik yağ daha akışkandır ve sistem içerisinde olması gereken basınç değerlerine ulaşmasını sağlıyor vatileri. Ve ayrıca size en çok merak edilen şeyi göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, burada üretim tarihi ve son kullanılabilir tarihi yer alıyor. Yani bu ürünün raf ömrü 5 yıldır. Mekatronik sistem içerisinde. Yani rafta kalırsa 5 senede bozuluyor diyor. Eğer bunu arabanın içine atarsan 5 sene daha gitmez diyor. Hani 2-3 senede bir bozulur diyor. Değiştirirsen çok iyi olur diyor. Onu demek istiyoruz tam olarak. Yağ konulduktan sonra yağın işlem gördüğü an itibariyle kullanım ömrü 2 yıl veya 60 bin kilometredir. Yani hiçbir şekilde uzun ömürlü yağ olma gibi bir durum söz konusu değil. Üretici firma bu şekilde bir tarih belirlemişse kullanım ömrünü de ona göre dikkate almak lazım arkadaşlar. İşlemlerime şimdi başlıyorum. Şu anda tavamın halini görüyorsunuz. Temizlik Bakalım şöyle. öncesi hali bu şekilde. Temizledikten sonraki burada biriken kiri de size göstermek istiyorum. Arkadaşlar işte burada vitesin yavaş hızlı geçmesini ne sağlıyor? Yani diyorlar ki ben şikayetçiyim, viteslerim yavaş geçiyor. İşte o oluyor, bu oluyor. Hızlı ya da yavaş geçmesini sağlayan şey şunu, şu. Bu yol veriyor. Buradan elektrik geliyor. Elektrik gelince buradan diyelim şuradan sıvı giriyor, buradan çıkıyor, şuradan gidiyor. İşte bunları yaparken bunun içinde memeler var. Bu sıvının geçişine izin veren memelerin şeyi içindeki delikleri çok küçük. Niye çok küçük? 60 barlık bir sıvıyı kılavuz edebilmek için
Buraya çok ince delikler deliyorlar ki o delikten belli hızla geçsin, oradaki pistonu hızlıca itmesin. Yani burada sonuç hızlı itmesi. Hızlı iterse sıkıntı o zaman. Ama biz istiyoruz ki hızlı geçsin. Bu da istiyor ki daha yavaş geçsin. Diyor ki 2013 model işte DSG'ler çok daha hızlı seri diyor. Bunlar daha yavaş diyor. Ama aslında bilmiyor ki bu üreticinin şu beynin yani beyin bir emir veriyor. Bekleme süresi var. O beyinde komut süresi var. O emir verse de şuradaki memelerin içinden yağı süzülme şeyi var. Bu süzülme oranı belli oranda oluyor. Ona göre bir hesap yapıyorlar. Ona göre piston hızı girip çıkıyor. İşte o piston hızını kontrol eden şeyler bu üreticinin hem donanımı hem de yazılımı. Yazılım olarak da bekletebilir. Donanım olarak da işte yeni versiyonlarda artık yavaş yavaş bekliyorsunuz arkadaşlar. Yavaş geçiyor. Yağ bozulduğu zaman daha da yavaşlıyor bunlar. Yağ bozulduğu zaman bu geçişler daha da hani şey o mazot püskürten şey memeleri düşünün. Nasıl böyle kaç barda çalışıyor. Onların içine küçük bir pislik girdiği zaman ne oluyor? Araba taktuk 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 gidiyor. Bu sefer gidiyorsunuz işte pompacı arıyorsunuz. Neden kaynaklanıyor? Bir işte o memelerin içi çok ince delikler var. Onun için küçük bir pislik geldiği zaman sıkıntı oluyor. İşte burada da bu yağ temiz olması gerekiyor. Bunun içinden geçerken bunun memeleri de ince. Yani geçiş kanalları. Yağ yoğunlaştığı zaman oradan daha az geçer duruma duruyor. İşte daha az geçer. Bu sefer yavaş olan vites geçişini daha da yavaşlatıyor. Zannediyorsunuz ki bu şeyden kaynaklanıyor. Bu tüpten kaynaklanıyor. Hayır arkadaşlar, tüp 40 ile 60 bar arasında çalışıyor. 40 ile 60 bar arasının dışına çıktığı zaman zaten tüp çalışamaz. Çalışamaz, DSG hata verir. Eğer DSG hata vermiyorsa tüpte bir sıkıntı yok demektir. DSG hata veriyorsa da tüpte bir sıkıntı olduğu anlamına gelmez. Açılıp bakılması gerekiyor. Pislik aynen bu. Neyin içerisinden ya Temizliğine bunlar bakın. gördüğünüz gibi Bakın. selenoid gruplarını tamamen Şu plastikler değişti. Hepsi değişecek. temizledim. Civatalarımız, iç plate'imiz, kavramanın pistonları, silindirleri, hidrolik pompa, Yani elektrik. siz burada 5-6 yıllık aracı komple şu o-ringleri, diğer o-ring takımları, şunların o-ringlerini komple değiştirmezseniz, gidip de geliştirilmiş tüp takıp da iş bitecek derseniz, kusura bakmayın 2-3 sene sonra yine patlar. Yine patlar, yine patlar. Çünkü bunların artık özelliği bozuldu. Yağı yoğunlaştıran şey şu o-ringler. Bu o-ringler yanıyor. Bunların öz kütlesi yağa geçiyor. Yani eriyor o-ring. Eriyen kısmı gözükmüyor bu eriyen kısmı. Ama geçiyor bu yağ. Yağ kararıyor, yoğunlaşıyor. O yağ bozuyor bu sistemi. Eğer siz yağı sağlam tutarsanız, o-ringleri de 3-5 senede bir yenilerseniz, komple ama yenileceksiniz. Bu mekatronik daha uzun ömürlü olacaktır arkadaşlar. Yani geliştirilmiş tüp taksanız da olacaktır uzun ömür. Takmasanız da olacaktır uzun ömür. Motor. Sadece bunları temizledim. Daha mekatroniğimizin dış gövdesi, kartı ve karteri halen burada. Ve şu ana kadar çıkan pisliği göstermek istiyorum sizlere. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz pislikler mekatronik sistemi içerisinde yağla beraber vartlerin içine, yağ kanalların içerisine giderek sistemde zaman içerisinde sıkıntıların oluşmasına neden oluyor. Valve arızası. Evet, işte o valflerin içine dediğimiz zaman o valf gösterdiğimiz meme var. Oradan geçmesi gerekiyor bu pislikler ama oradan geçmiyor. Ondan önce filtre var. Filtrede kaldığı için bu sefer filtrenin dış kısmını tıkadığı için arkadaşlar bu sefer filtreden süzülme engelleniyor. Yani ustamızın dediği gibi 5 senede bir o filtreyi değiştirsek çok daha iyi olur arkadaşlar. Hızları gibi farklı farklı sorunların oluşmasına neden Ancak oluyor. filtreyi değiştirmek yerine bu set halinde hepsini değiştireceksin. Bir set halinde komple revizyon yapmak en mantıklı. Şu anki gördüğünüz pislikler mekatroniğin içerisinden çıktı ve daha sonra bu parçaların temizliğini yapacağım. Dış gövdemiz burada. İşlemlere devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, mekatronikle ilgili temizlik işlemlerim tamamlandı. Gördüğünüz gibi temizliğini yapmış olduğum parçalar burada. Burada da gördüğünüz gibi temizlik sonrası çıkan pislikler, hatta içerisinde metal çakmaklar da var. Parlaklığından belki hissediyorsunuzdur. Sistem temizliği olarak yapılmasını istediğimiz işlem bu arkadaşlar. Pislik de aynen bu şekilde. Burada da mekatroniğin karter contasına sürmüş oldukları sıvı conta. Zaten karter contası. Yani şu arkadaşlar şu mekatroniğin içine girdiği zaman şunlar zaten o dediğim şeylerden o memeleri zaten tıkayacak. Yani böyle bir şey sıvı bir şey sürerseniz içine girerse bu yağın
Bunu tıkayacaktır. Kesinlikle. Yani bu yağın içindeymiş. Onun için bozulmuş muhtemelen. İlla ki görmenize gerek yok. İşte o küçük oniklerin bozulma, zamanla bozulma şeyi de böyle oluyor. Bunun gibi de büyük gözükmüyor. Zaten küçük bir şey. O sıvıya karıştığı için sıvıyı yoğunlaştırıyor. Yani temizlikte dikkat ederseniz yani bayağı kirliymiş. Çünkü hatta karter kısmını da temizleyince bu kadar pislik çıktı. Bu pislikte bu mekatronik çalışmaz. Mekatronik çalışması için temiz bir ortam gerekiyor. Yani bu şekilde çalışmaz arkadaşlar. Ortasına sürmüş oldukları sıvı conta. Zaten karter contası contaya görevini yerine getiriyor ama bazı arkadaşlar bu işi biraz garantilemek için contanın üzerine bir de ayrıca sıvı conta sürüyor. Ve gördüğünüz gibi şu bir avuç conta şu karterden çıktı. İnanın ki sadece yarım saat şu contayı temizlemekle geçti. Çünkü şu karterin, bu arada eldivenimi çıkarttım arkadaşlar temiz parçayı kirletmemek için. Gördüğünüz gibi karterin şu yüzeyi temiz olması gerekiyor. Temiz olmaması durumunda şu görmüş olduğunuz conta yağın sızmasına neden oluyor. Ve arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. Ayrıca şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu aracın geçmiş zamanlarda mekatroniğin gövdesini komple değiştirmişler. Araç 2016 model olmasına rağmen üzerinden çıkan mekatronik 2010 model bir araca ait. 2010-2011 model. Arkadaşlar 2010 ile 2016 arasında ne fark eder? Şu fark eder. Hani dedik ya memeler. Şurada biraz geri gelelim. Şuradaki memeler. Buradaki memeler birinde daha geniştir. Daha hızlı açılıp kapanıyordur. Yani içinde fark mutlaka vardır. Bunda vardır. Şunda vardır. Geliştirme yapmışlardır. Ama şekil olarak gözle baktığımızda o farkı anlayamayız. Arkadaşlar yeni tip eski tip diye. Zaten şunların biri daha uzun biri daha kısa. Yani bilmiyorum ya set içinde bir uzun bir kısalık var ya da diyelim bir yıldan önce üretilenler daha kısa bir yıldan sonra üretilenler daha uzun böyle değiştirmeler yapılıyor onun için yani direkt böyle hani benim bozuldu 5 sene eski bir mekatroniğe gideyim takayım diye düşünmeyin yani bu sefer kavramayla uyum sağlamaz bunlar farklıdır uzunlukları o şekilde çok dikkatli incelemek gerekiyor başka da Bu aracın geçmiş zamanlarda mekatroniğin gövdesini komple değiştirmişler. Araç 2016 model olmasına rağmen üzerinden çıkan mekatronik 2010 model bir araca ait. 2010-2011 model bir araca ait. Eski tip mekatronik gövdesi. Ve beraberinde üzerinden çıkan valfler de eski tip. Evet. Bu valflerin memeleri burada işte o şeye yön veriyorlar. Demem o ki yani bu ustalar bazen akıl dışı şeyler yapıyor. Belli şeyi övmek için işte geliştirilmiştir, şöyledir, böyledir. Yani bu mantıksız işleri yani büyük oranda bıraktıklarını düşünüyorum. Yani bayağı bir şey yapıyorlardı, video çekiyorlardı. Yani ama mantıksız mantıksız video çekiyorlar. Karşı taraf bunu hiç bilmediği için onlar da o mantıksızlığa katılıp kendilerini mantıklı bir çerçeve buluyorlardı. Yani burada yapılması gereken en iyi şey yani şu küçük O-ringlerden de tutun. Komple sistemi yenilemek. Yani bunu da yenilemek, bunu da yenilemek. Usta biraz söksün, bir saat uğraşsın kardeşim. Tertemiz bir iş çıkarsın. Sonra geliştirilmiş takılacaksa takılır. Ama yani siz 5-6 yıllık aracın burada bunun içindeki küçük O-ringler, monikler bunları değiştirmeden direkt hadi bunları değiştirmedin diğerlerini şuradaki ince O-ringleri değiştirmeden yani geliştirmiş takıp kapatırsanız yarın bir gün buradan kaçırmaya başlayacak. Yani şuradan dışarıya atacak arabanın dışına yağ eksildikçe yine hata verecek. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. En temiz şey yapılan bakım yapılan bu mekatroniğin revizesi bu olmuş benim gördüğüm. Çok temiz bir şekilde yapmış ustamız ve geliştirilmiş tüpü de takmış. Çok iyi de açıklamış yani. Benim burada ekleyeceğim başka bir şey yok. Yani sadece o filtre 5 senede 6 senede bir değişirken set olarak değişir. Komple revize edersiniz. Yanında bu da veriliyor. Bu bozuk değilse bunu yedekte tutarsınız. Bunu takmazsınız. Ama yine o ring kısmını bir revize edersiniz. Çünkü onlar 5-6 sene sonra yandıktan sonra bozulduktan sonra mesela özellikleri gittikten sonra onların yoğunlukları yani o plastik parçaları yağın içine karışıyor. Yani hepsi karışmıyor. Çok az bir şey karışıyor ama o yağı yoğunlaştırmaya yetiyor. Yağ yoğunlaştıktan sonra zaten hatalar, sıkıntılar o noktada başlıyor. Dolayısıyla sadece yağı değiştirmek de mantıklı değil. Belki ilk 5 sene yani ilk çok az kilometre yaparsınız. İlk 5 senede diyelim sadece yağı değiştirirsiniz kilometre azlığından dolayı.
Ondan sonraki sistemde komple revizyon gerekiyor bence. Diyelim 10 seneyi geçmemesi. 10 senede o revizyonu, o O-Ring revizyonu yapmanız gerekiyor en geç. Yani en erken de 5 sene sonra revizyonu, komple bir revizyon yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu çatlamamışsa şu tası, bunu değiştirmezseniz bir set alırsınız. Ustanız bir set alır. Bunu değiştirmez. Komple O-Ring'leri değiştirir. Geliştirilmiş takacaksınız da geliştirilmiş takarsınız. Bu şekilde revizyonunuzu yapmış olursunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. Ondan sonra ya acaba patlayacak mı, acaba yolda kalacak mı fikirleri olmaz. Herkese iyi günler.